Efendim herkese yeni bir videodan Rusya'dan tekrar merhabalar. Bugünkü konuğum Tele1'in Rusya ve Ukrayna muhabiri Sayın Okay Deprem. Kendisini tanımayanlar var ise hemen söyleyeyim değerli arkadaşlar. Çok özel bir Telegram kanalı var. Aynı zamanda kendisinin YouTube kanalı da var. Ve o bölgeden bizlere sıcağı sıcağına bilgiler aktarıyor. Kendisi çok uzun yıllardan beri orada. Türkiye'de Ukrayna ve Rusya hakkında alamayacağınız pek çok haberi kendisinden alabilirsiniz. Bu Telegram kanalı şimdi alttan geçiyor ve aynı zamanda da YouTube kanalını takip ederseniz. Ama bugün ona kendisine çok özel bir soru soracağım değerli arkadaşlar. Bilmeyenler için şöyle aktarayım. Ukrayna Başkanlık Sarayı'ndan bazı bilgiler sızdı. Bu bilgiler nedir değerli dostlar? Bu bilgiler Ukrayna Devlet Başkanlığı aynı zamanda Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'ne bir görev veriyor. Diyor ki benim için diyor Ukrayna'dan kaçan erkekleri araştırın. İşte yaşları kaçtır, bu insanlar nasıl döndürülebilir, efendime söyleyeyim neler yapılabilir vesaire pek çok şey soruyor. Ve enstitü aslında cevap veriyor ve cevaplar da şu şekilde oluyor değerli arkadaşlar. Diyor ki bu insanların mallarını araştıralım, taşınmazlarını araştıralım, gerekirse devlet bunlara el koysun. Aynı zamanda gittikleri ülkelerdeki yardım aldıkları ülkelere de söyleyelim ki bunlara yardım vermesinler ve bu şekilde geri döndürelim. Rusya'da bu konu biraz tartışılıyor. Tekrar et olarak Ukrayna'ya gönderecekler bunları. Savaşın ortasına atılacak, ölecekler vesaire. Bu konular konuşuluyor. Diğer taraftan da tabii ki farklı bir bakış açısı dinlememiz lazım. Uzun yıllar o bölgede yaşayan Sayın Okay Deprem'e soruyorum. Okay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Cem Bey. Teşekkürler davetinizden dolayı. Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum icabet ettiğiniz için. Okay Bey şimdi yüz binlerce belki de milyona yakın erkek, Ukraynalı erkek yurt dışına gitti. Özellikle şu anda bildiğimiz kadarıyla Ukrayna, Moldova'ya bir baskı uyguluyor bu insanların geri dönmesi için. Tabii Avrupa'da olanlar da var, Polonya'da olanlar da var. Bunu hepimiz biliyoruz. Ukrayna bu insanları aldı diyelim. Ne yapacak? Cepheye gönderip Rus kurşunların önüne mi atacak? Nedir durum? Biraz bize anlatır mısınız durumu? Elbette. Memnuniyetle. Şimdi seyirciler açısından durumu netleştirmek için sorduğunuz oldukça zor ve kapsamlı sorunun yanıtını kısa bir yakın tarihi hatırlatmada bulunmakta fayda var. Sürecin ilk kilometre taşlarını 24 Şubat 2022'yi takip eden ilk günler haftalarda yani Rusya'nın Ukrayna'ya geniş kapsamda başlattığı özel askeri harekatı takip eden ilk gün ve haftalarda o hengamede ve tabii o olağanüstü şartlarda askerlik görevini yerine getirmek istemeyen aslında bir şekilde eli silah tutan ve bir biçimde orduya çağrılacağını düşünen bunu tahmin eden çok önemli sayıda bir kitle, erkek kitlesi hızlıca ülkeden kaçma yolunu denedi. Tabii ki o esnada deyim yerindeyse kaçan kaçanaydı. Yani kadınlardan, yaşlılara, çocuklara milyonlarca insan Ukrayna'nın batı sınırından çıkış yapmak suretiyle ilk başta Doğu Avrupa ülkelerine, Ukrayna'nın komşudaşı olan ve devamlı da kimisi Orta ve Batı Avrupa'nın farklı ülkelerine dağıldılar. Bu süreç ağırlıklı olarak dediğim üzere geçen yılın Şubat sonundan başlamak suretiyle Mart ve kısmen Nisan aylarında sürdü. Sonra önemli derece zayıfladı. Ancak ne olursa olsun hiçbir şekilde durmadı. Ve belki de bugüne kadar kesintilerle ve az da olsa devam ediyor. Şimdi o kapsam ilk günlerde Ukrayna'nın sınırı açıktı prensip. Çünkü tabii ki Ukrayna'da böyle bir harekata her şekilde hazır olmadığı için ve illa o tarih itibariyle beklemediği için ne olursa olsun sınır kapalı değil. Tüm kara sınırlarına kastederek söylüyorum. Dolayısıyla hakikaten de isteyen bir şekilde çıkabildi o kritik günlerde. Ancak tabii işin rengi çok hızlı değişti. Bu ölçekte büyük bir savaş patlak verince ve tabii ki ülkenin hem ordusu hem yedekleri de sınırlı sayıda olduğu için her şeye karşı, Rusya gibi bir güce karşın ve o esnada tabii ki Donetsk Lugansk kuvvetleri de azımsanmayacak sayıdalardı. Esas olarak Ukrayna'nın hedefinde olan ve onunla savaşan ve savaşacak olan bu yeni muharebeler dizisi. Dolayısıyla Ukrayna çok hızlı Kiev yönetimi sınırlarını kapatma kararı aldı. Daha doğru bir ifadeyle belirli yaş grubundaki erkek nüfusun ülkeden çıkışını yasakladı. Aslına bakarsak burada şunu da anlıyoruz aslında. Ukrayna istihbaratının ayakta uyuduğunu,
Çünkü yüz binlerce asker Donetsk bölgesinde toplanıyor, Belarus tarafında toplanıyor ve bir taarruz yapılacağından, böyle bir girişimin yapılacağından hala habersizler ve gerekli önlemleri de almıyorlar. Sonuçta bir savunma gerekiyor bu ülkeye. Aslında tamamen hazırlıklı olduklarını iddia etmek doğru olmaz. Epey bir hazırlıkları vardı. Nispeten kendilerinin bizzat Donbas 150 bin küsür kişilik yığınakları vardı henüz Şubat öncesinde. Ancak buradaki esas nokta hangi tarihte yapılacağını, bu asker hareketin başlayacağı konusunda tabii ki net olmamaları. Yani bu konuda Rusya'nın tabii ki kalkıp da önceden bir açıklama yapmasının beklenmeyecek olması vesaire. Dolayısıyla tabii ki tarihler önemli bu açıdan. Yani sınırlarını kapatabilir mi daha evvelden? Kapatabilirdi. Ancak yani kapatsa da askeri hareket başlamasa bu sefer de tuhaf bir durumla karşı karşıya kalabilirdi. Yani bu biraz da aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık hikayesi. Dolayısıyla ayrı bir tartışma konusu. Şimdi bir önceki odak noktasına dönecek olursak işte 18 ile 50 arası doğru hatırlıyorsam ilk etapta erkek kitlesini kapsayan bu yasak hızlı yürürlüğe girdi. Ve zaman içinde büyük ihtimalle hafızamı yanıltmıyorsa bu üst yaş aralığı yani ilgili aralığın üst yaşı daha da yükseltildi. Ama 18'den aşağı inmedi tabii ki bu yasak. Ama ne olursa olsun buna rağmen takip eden aylarda gene bir şekilde yolunu bulan ve parayla rüşvetle sınır bölgelerinde işini çözebilen kimseler gene ne olursa olsun çıkış yapabildiler ve ülkeyi terk ettiler. Ülkeden kaçtılar diğer bir ifadeyle. Bu şekilde çıkış yapan belki de 10 binler hatta 100 binlerce kişi olmuştu diyebiliriz. Tabii ki hemen hepsi de sırasıyla Polonya, Slovakya, Romanya ve Moldova adlı ülkelere ilk etapla akın ettiler. Kimisi orada kalıcı oldu, kimisi devam etti vesaire. Şimdi kalanlar ise insan avına başladı. Kalanlar için de muhtemelen. Çünkü Evet. internette görüyoruz yani. Gördükleri yerde kargo tulumba götürmeye çalışıyorlar. Ve Evet. bir değil, iki değil yani bu görüntüler. Şimdi buradan zaten esas sürecin odak noktasına yavaştan geliyorum. O da tabii sürecin esas dinamini oluşturan, bugünkü geldiğimiz noktaya yani yol veren süreçler bütün diyelim. O da Ukrayna ordusunun yaşadığı muazzam kayıp. Şimdi savaş da tüm şiddetiyle başlamıştı ve aylar boyu ki halen çok kitlesel ve çok uzun bir cephe hattı devam ediyor. Ukrayna ordusunun sayısız pek çok yabancı gözlemciye göre dahi ki bunlar pekala anlaşandı, yetkili, eski Pentagon görevlisinden tutun da Evet. Avrupalı politikacılara, eski gene Amerikan Savunma Bakanlığı'nda ve Amerika establishment'e bağlı kimi danışmanlar, askerler vesaire, emekli askerler, siyasetçiler vesaire bunların pek çoğunun söylediği rakamlar yüz binlerle ifade ediliyor son süreçte. Yani Ukrayna ordusunun artı eksi 300 bin kaybından çok rahat ama bakınız altını çiziyorum ölü kaybına bahsedilebilir. Birkaç yüz bin Yaralı, derken kolunu bacağını kaybetmiş, savaşa geri evet dönemeyecek kişiler. yaralı tabii ve karşı tarafa düşmüş yani Rusya'nın elinde esir olan da on binlerce kişi var kesinlikle. Dolayısıyla yani brüt rakam çok çok daha büyük diyebiliriz pekala. Dolayısıyla Ukrayna tabii çok büyük bir kırılma yaşıyor. Çünkü Ukrayna evet üst üste defalarca seferberlik ilan etmişti. İşin en başından itibaren ancak üst üste yaptığı seferberliklerle 1 milyonu henüz yaz aylarında sonbahara doğru ordunun mevcudunu 1 milyona kadar çok rahat çıkartmıştı. Belki sonradan bu rakam da geçmiş olabilir. Yani resmi rakamlar buydu dile getirilen. Ama 1 milyon dahi olsa, 1 milyonun geçmiş dahi olsa verilen kayıplar gözetildiğinde pekala Ukrayna ordusunun, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çok mühim bir oranda kaybı uğradığı, En yani dönüşsüz nihayetinde özel birliklerinizi kaybettiğiniz zaman onun yerine koyabilecek bir birliği eğitmek, donatmak, donatmayı tabii. boş verin ama eğitmek zaten yıllar alıyor. Ki Bakın bu noktada ben seferberlik de alamaz diye düşündüm. tabii ki şimdi güncele geliyorum tam ve çok çarpıcı bir örnek paylaşmak istiyorum izleyenler açısından. Benim dün itibariyle çok yakın zamanda yani gerçekleştirdiğim bir röportaj oldu. Artemos'a yakın bir noktada. Artemos biliyoruz diğer bir isimle Ukraynaca adıyla Bahmut namı diğer. Şu an cephe hattının ve büyük işte savaşın en önemli muharebesi ev sahipliği yapan kilit konudaki kent. Oradan yakın zamanda sivillerin arasına karışmak suretiyle kaçarken ve kentten daha doğrusu ayrılmaya çalışırken Rus kuvvetlerince yakalanan bir Ukrayna, eski Ukrayna askeri röportajı yaptı. Eksklusif bir tutuklu haldeyken, elleri dahi doğrudan kelepçeliyken Telegram özel kanalınızda bu röportajı yayınladınız mı? henüz değil. Veyahut da YouTube yayını mı? Henüz değil.
Arkadaşlar Henüz değil. takip edin Okay Bey'in Telegram ve YouTube kanallarını. Muhtemelen oradan yayınlayacak kendisi. Buyurun. Evet. Ama ilk etapta büyük ihtimalle Tele 1'de gösterilecek. Evet, belki bir iki haftası var ilgili röportajın gösterilmesi için. Şimdi bana dediği özetle şuydu. Tabii ona bu kritik soruları sordum. Yani savaşmak istemediği, kendisi Batı Ukrayna'dan gelmiş, Vinitsa. Gene seyirciler açısından hatırlatalım. Batı Ukrayna ortasında, Batı ile daha doğrusu orta arasında önemli bir kent sayılıyor. Ben Vinitsa, tam merkezinden. Şimdi savaşmak istemediği, bu savaşa karşı olmadığı, niye terk etti? Bütün bu soruları tüm çarpıcılığıyla net değil, doğrudan sordum. Aldığım yanıtlar şu şekilde. Savaşmak aklının ucundan dahi geçmemiş güne kadar, yani orduya tarafından çağrılana kadar celp yoluyla pekala asker alınmış dediğini. Ondan evvel orada en ufak bir hizmeti yokmuş, yani savaş tecrübesi. Geçtim savaş tecrübesini, askerlik bile yapmamış. Bir şekilde yer kağıdı gelmiş ve kendisi asker şubesi gitmek suretiyle orduya alınmış. Çok kısa bir ay kadar, belki bir küsur ay, bir iki arası bir hazırlık sürecinden sonra, tabii sıfırdan, Vinitsa bölgesine cepheye gönderilmiş. Ama esas işin mihenk noktası burada başlıyor. Çünkü cepheye, yani Donbas'a gönderildiği yer, doğru düşünün şu anda ki halen 8 küsur ay devam eden bu muharebeler dizisinin en şiddetli ve en büyük kayıplarının verildiği Artemovsk, yani Bahmut diğer bir adıyla gönderilmiş. Ve gönderildiği ilk günden itibaren Rusçası bizim Peredavoy dediğimiz cephe hattına sürülmüş. Birebir, yani karşı kuvvetler Rus kuvvetleriyle resmen yüz yüze çarpışacakları yere. Düşünün, yani bir iki aylık hazırlık sürecinden sonra Ukrayna ordusunda celp yoluyla asker alınan bir erin, acem erin diyebileceğimiz bir kişinin cephe hikayesi bu şekilde. Dolayısıyla tabii Ukrayna kuvvetlerinin mağlup olacağı çoktan belli oldu. Önemli kısmı kaybettiler iyi kentin. Bir şekilde bir yolunu bulup sivil daireye girip de orada bulduk kıyafetleri, giysileri alelacele giyip de sivil bir görünüm vermek suretiyle kendisine dediğim üzere başladı. Kentten kaçarken yakalanıyor. Bu şekilde. Yani başka noktalara geliyorum burada. Şimdi peki dedim, siz Vinnytsia bölgesinde sizin çevrenizde arkadaş, dost, aile çevreniz ve tanıdıklarınız nezdinde iş durumu olabilir, iş yerinde veya diğer yerlerde insanların savaşa bakışın nasıl? Yani 50-50 dedi. Ama dediği en önemli şeyler şuydu. En öne çıkan başlıklar röportajda. Ordu'da ki benim arkadaşlarım, yani orada bulunduğum o kısıtlı süre zarfında birkaç ay boyunca etrafında kim var kim yoksa hemen hepsinin de savaşmak arzusu yok. Tam tersi, savaşa karşılardı. Bir yolunu bulup, dahası da aslında ötesinde de şunları söyledi. Çok çarpıcıydı. Ve inanılır gibi değildi hatta. Çoğunda hatta şöyle bir, ben çünkü şöyle bir soru sordum doğrudan. Dobra bir sual. Peki derimiz, yani kendi aranızda neler konuşuyordunuz? Yani ne özel konuşmalar hatırlıyorsunuz? O ilk birkaç ayda cepheye gidene kadar, işte o geçirdiğiniz uzun zaman hazırlık boyunca askerlerle vesaire. Dedi ki hiç en önemli konu herkesin bir şekilde oradan kaçmak isteği. Yani bunu söyledi adeta, düşünün. Bir şekilde kendisi dahil, kendisi kaçmak istedi. İzleyicilerimizin bazıları fanatik olanlar şunu söyleyecektir. Ya siz orada gitmişsiniz, bir tane esirle konuşuyorsunuz. Esir tabii ki bunları söyleyecek, zorla söyleyecek. Ne diyecek? Slava Ukrayna mı diyecek işte, ben vatanımı savunuyor muyum diyecek diye. Maalesef kendini avutuyor. Fakat şunu anlayamıyorlar. Aslında olan şu değil midir Okay Bey? Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyla Azerbaycan vatandaşı savaşıyor aslında. Yani kardeş kardeşe savaşıyor burada. Tabii. Ve milliyetçi damarı olanlar evet isteyebilir Rusya'ya karşı savaşmak. Fakat orası benim kardeşim, ben niye ona ateş açayım sayıki ile ateş açmak istemeyen var. Çünkü bu insanlar tahminimce tabii ki yanılıyorsam siz düzeltin. Şimdi bu insanlar biliyor Rusya'daki silahların ne kadar büyük ve güçlü olduğunu, istedikleri zaman yani yeryüzünde bina bırakmayabilir ki, kaldı ki yani Mariupol Savaşı'ndan sonra biz bu tarz şehirler görmedik. Çoğunu korudu Rusya. Bir tek Bahmut nedense enkaz halinde. Herhalde orada da fanatizm daha yoğunda. Yani ön cephede fanatikler biraz daha savaştı diye düşünüyorum. Bir de paralı askerler. Fakat diğer taraftan baktığımızda ciddi anlamda, yani kardeşim dediği insanlarla savaşmak istemeyen insanlar da var. Haksız mıyım bu konuda?
Şimdi haklısınız. Hemen üst üste birkaç noktanın altını çizmek istiyorum. Bir de müsaadenizle düzeltme. Bu çok ağır zarar gören bu muharebeler dizisinde kentler Artemos'ta sınırlı değil maalesef. Solidar vardı, hatırlatalım Solidar. Büyük ölçekli bir kasaba, ufak çapta bir kentti ama Solidar çok ciddi, yani yerle bir oldu. Artı Avdiyevka da çok kötü durumda. Epeydir bir gene ilgili Ya muharebenin devam ettiğini istedim. kasabaları değil de büyük şehirleri Evet. farz ettim aslında orada. Zaten çok Mariyet fazla büyük mi? şehir yok. Evet, yani bu Donbas bölgesinde bir iki yerleşim birimini çıkartırsak da hani eski Mariupol ve Makiyevka gibi, biraz da Gorlov. Geri kalanlar zaten 100 küsür bin artı eksi ölçeğinde şehirler. Hemen hepsi, dolayısıyla zaten pekala Adıyaka da bir kent. Demin adını zikrettiğim. Ve Solidar da ufak da ölçekli bir kent. Evet, şimdi ikinci nokta bu sizin vurguladığınız haklı olarak Rus ordusunun avantajlı yönüne. Yani ben bunu da sordum. Sadece kendisine değil, pek çok askere de daha evvel röportaj yaptım. Ukrayna esirleri olsun, bir şekilde Ukrayna ordusunda görev almış kişiler olsun vesaire, onunla bağlantılı. Genelde evet, karşı tarafın çok avantajlı olduğunu gördüklerini, yaşadıklarını, tecrübe ettiklerini söylüyor hepsi. Yani donanım açısından, donanım, erzak, mühimmat, silah üstünlüğü, hemen her konuda karşı tarafın birebir çok daha üstün olduğunu cephede zaten gördükleri, yaşadıklarını dile getiriyorlar. Şimdi biz demin esas en başta sizin altını çizdiğiniz hususa daha çok önemli bir örnek vereceğim. Dediniz ya, bazı seyirciler buna katılmayabilirler. Onlar için çok çarpıcı bir şey söylememe izin verin. O da şu. Buyurun. Yani bu dedi, askerin dediğinin geçerlik payının yüksek oluşuna kanız. Ben mesela Donetsk'in merkezinde, bunu çok tarafsız gözle bizi izleyen herkes için söylemiş olayım. Donetsk kentinin, yani namı diğer Donetsk Halk Cumhuriyeti, tırnak içinde ayrılıkçılığın merkezi, 8-9 yılda Donetsk'in tam merkezindeki temel hapishanede ben Mariupol muharebesinde esir alınan iki Ukraynalı askerle görüştüm. Belki hatırlarsın, Tele1 ekranlarına geldi o reportaj. Birkaç hafta evvel. Belki bir küsur ay oldu. Şimdi ikisi, bir tanesi Lvovluydu, diğeri Mariupol. Mariupol'ü düşün, kendisi Mariupol olmasına rağmen ama Ukrayna ordusu saflarında savaşıyordu. Yani namı diğer Azak Birliği'nde, Azov diğer bir adıyla Tugay'ında. Bana baştan sona bakın, düşünün. Hapishane merkezinde değil, etrafta, ki ben kapalı kabinde yaptım röportajı. Yani yanımda herhangi bir görev olmadı ama tabii ki kapının diğer tarafında her taraf görevli doluydu. Bana orada tartışmasız, abartı söylüyorum, baştan sona, çünkü dobra dobra benzer soruları sordum kendisine tüm açıklığıyla, hiç yorumsuz. Ukrayna olsun hala savunan, hiç pişman duymadığını dile getiren, Ukrayna'nın zaferine inanan, çok bilinçli, çok gönüllü olarak katıldığını sonuna kadar dile getiren, söyleyen biri o çıktı karşıma. Tablo buydu. Aynen bu yani. Ben de bunları yansıttım bu arada. Yani ama diğer Lvov kökenli olan tersi. Yani ama o da onun tercihi son tarihte. Lvov olmasına rağmen o da biraz da pişman olmuş gözüküyordu vesaire, vesaire. Yani eğer orada bunu söylüyorsa ve kimse buna karışmamışsa ve ben o yayınları yapabilmişsem, kimse de bu arada çok, nasıl, çok net söyleyeyim, ne çektiğim röportaja bakmak istedi, sen ne çektin o zaman, sana ne söyledi diye en fazla birkaç soru sorulmuştu. Onu bile hatırlamıyorum. Ama kayıt bende kaldı yani. Kimse ne gösterdi ne paylaştım. Ama bu ifade aynen geçti. Biz, Bende hala mevcut oldu. siz de şahitsiniz tabii ki. Milliyet gazetesinden iki tane, birisi foto muhabir, birisi kıdemli muhabir geldi. Siz de tanıştınız onlarla ve onlar da zaten yani 3 gün 4 gün gezdiler ve bir Allah'ın kulu da fotoğraf makinelerinizi açın, bilgisayarlarınızı açın, ne çektiniz, ne yüklediniz gibi hiçbir soru sormadı. Hani ben yalan söylesem, atıyorum Rusya'da yaşıyorum ya, takipçiler bazıları öyle düşünüyor. Bu adamlar Türkiye'ye döndü isteseler de. 3-4 gün zaten Milliyet'te yazı dizisi yaptılar. Bunu rahat rahat anlatabilirlerdi, aktarabilirlerdi. O yüzden izleyicilerimizin bazı kesimleri halen eski Sovyetler Birliği'ni Stalin dönemi falan zannediyor burayı maalesef. Peki Okay Bey, son tahlilde, en son sorumu sorayım. Son tahlilde Ukrayna Devleti bu mültecilerin kaçtığı ülkelere baskı yapıp onları geri getirebilir mi? Ve ne kadar işler bu baskı sizce? Şimdi ona geçmeden evvel son birkaç cümle önceki bağlamlarda, ondan sonra hemen o konuya geliyorum. O da şu: şimdi Ukrayna ordusunun çok önemli uzman, subay ve belli bir hazırlığı olan, hem savaş tecrübesi hem de operasyonel ve pek çok açıdan ve konuda ciddi hazırlık içerisinde olan geçen yılın 24 Şubat öncesi kadroları eridi ve yok oldu. Önemli, hepsi olmasın. Bu şu demek oluyor: doğal olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve tabii onun başında Kiev rejimi aldı yedeklerin hemen hemen tamamını, hemen hemen hiçbir savaş tecrübesi olmayan, daha önce askerlik görevini bile yerine getirmemiş kitlelerden temin etmeye başladı ve başlıyor.
Yani bu devam eden bir aylardır zaten. Dolayısıyla cephedeki durum da bu şekilde değişti. Yani cephede belki başlarda hakikaten de öyleydi ve ilk aylarda şurada bu şekilde tecrübeliler de epey varken on binler belki birkaç yüz bin kişi. Şimdi durum tersine döndü. Artı tabii bir şey Ukrayna ordusu son kertede sayıları o hala on binlere bulan yabancı gönüllü veya paralı askerler sayesinde ayakta duruyor vesaire. Şimdi esas son sorunuza geliyoruz. En kritik tabii ki noktaya. Ki siz tabii iki noktaya göndermede bulmuşsunuz yani. Ki ayrı vurgu yapmışsınız. Ya Ukrayna bir şekilde elindeki imkanlar çerçevesinde baskı yapmak suretiyle onları bir kısmını en azından almak isteyecek, almaya çalışacak. Veyahut da ondan da önce vurguladığınız yön itibariyle yani onları belki de paralel olarak ilgili kişiler, kitlenin Ukrayna'daki mal varlıklarına el koymak veya akrabalarını tehdit etmek, bir takım farklı şantaj örnekleri uygulamak suretiyle. Şimdi ikisi de çok mantıklı zaten geliyor kulağa ki bu süreç başladı. Evet. Özellikle ikincisi Yapar İran'da. yani diyor ya, çünkü şu anda Türkiye'ye bile ambargo uygulatan aslında, yani Rusya ile iş yaparsanız, o Rus iş adamları ile iş yaparsanız deyip Türkiye bağımsız bir ülkeyiz diyor ama bakıyoruz Amerika bildiğiniz dikte ediyor Ukrayna'dan dolayı. Nitekim yani Moldova'ya veyahut da Fransa'ya kim bilir neler yapabilirler diye merak ediyorum. Evet. O yüzden yani. Şimdi çok önemli bir final kısmına geliyor sizin. Neden? Şimdi o da işin hemen az evvel söylediğim iki yönden birincisine. Yani oradan yola çıkmak suretiyle şu noktaya. Ukrayna bu baskı yapabilir mi? Bir. Yaparsa yaptığı oranda bunun karşılığı ne olur ve bunun devamı nasıl gelir? Bu baskıyı bir yere kadar yapabilir ama her komşusuna değil. Yalnız işin temel önemdeki yeri bu da değil. Neden? Mesela Moldova'ya pekala bir baskı yapabilir. Doğru. Slovakya'ya şu da bu şekilde yapabilir. Yani belirli kartları üstünlüğü varsayılmaz ama en azından dengelerde yani farklı açılardan bir yerde duruyor. Bu iki ülkeye kıyas. Ama tabii Polonya yapamaz. Yani amiyen tabiri Polonya bu sökmez. Çünkü Polonya hele hele gelen nokta itibariyle Ukrayna artık kat be kat üstün hale gelmiş, duruma gelmiş bir ülke. Ekonomik, hatta demografik vesaire. Hatta kısmen Romanya bile böyle dinlenebilir. Yalnız işin esas kritik noktası ise şu ki bu ülkeler de pekala çoktan bünyelerindeki yüz binlerce mülteciden yani kim kalkıp da bir anda bugünden yarına deyim yerindeyiz birkaç gün hatta en fazla hafta içinde yüz binlerce mülteciyi düşünsenize bu o anormal bir rakam yani zamana vurduğunuzda hele hele güçleri bir Almanya geçtim Amerika bir Almanya gibi olmayan imkanlar güçleri potansiyeli bu ülkeler nasıl hazmedebilir bu kadar mülteci? Şunu da unutmayalım bu arada 2022 öncesi de yani özellikle de 2014-22 yılları arasında yani sürecin o ilk 7-8 yıllık döneminde de zaten birkaç milyonluk bir kitle hali hazırda ilgili ülkelere göç etmişti Polonya başta olmak Evet, üzere. evet. Yani diğer bir ifadeyle onların zaten bu mülteci yükleri vardı pekala. Erkekler de aralarında olmak üzere bu arada fazla sayıda olmasınlar. Neyse dolayısıyla şimdi burada aslında Ukrayna'nın yapmak istediğine yani Ukrayna daha doğrusu bu ülkelere, bu ülke yönetimlerini ikna etmek için elinde çok önemli bir kart. En önemlisi bu ülkelerin zaten bunlardan hoşnutsuz olması, memnun olmayışı bir. Yalnız iş buna da bitmiyor. İkincisi şu, Ukrayna'nın bir avantajı da şu, yani çok, eğer oturup doğru konuşacak olursak, son tarihte bu global bir savaş. Bunu çok iyi biliyoruz. Ve tekrarlayacak olursak bu vesileyle, bu bir NATO'nun Rusya'ya karşı yürüttüğü topyekin jeopolitik ve stratejik bir savaş. Ve bu savaş tabii ki global ölçekte en üst mertebede Amerika tarafından yürütülüyor ve Büyük Britanya ama orta ve alt kademelerinde ise yani bölgesel işbirlikçiliği temelinde ve seviyesinde ise tabii ki Polonya gibi Ukrayna ile sınırdaş ülkeler tarafından yürütülüyor. Diğer bir ifade taşeronlu yapılıyor. Dolayısıyla onların da bu savaşın bu şekilde sürmeye devam etmesi Rusya'ya karşı son tırnak içinde o malum tabirle kullanacak olursam son Ukrayna askeri ölene kadar bu savaşın sürdürülmesini taraflar. Yani Ve bundan anladığım dolayı bu insan kadarıyla için. savaşın başında kaçan insanları işte insani yardımda buluyoruz, çok insani durum bunlar, mültecileri kabul ediyoruz deyip daha sonra Ukrayna topraklarının sulanması için kendi içerisindeki mülteci erkeklerini, Ukrayna mülteci Tabii. erkeklerini Tabii. rahatça gönderecek ve ailesiyle beraber kaçan insanları Rus kurşunlarına hedef edecekler anladığımız kadarıyla. Çünkü Yalnız Yenilgi kesinlikle yalnız kaçınılmaz duruyor. Yani ben yarın bu arada bir video ya bu videodan sonra bir video hazırlıyorum. Belki de Türkiye'de ilk defa haritalar üstünde animasyonlu bir şekilde
Donetsk nerede, Mariupol nerede, efendime söyleyeyim Zaporojye nerede gibi bu tarz bir video ile insanlara anlatacağım ve gerçekten Rusya'nın aslında ne kadar toprak kazandığını, nereyi bıraktığını bu animasyonlu videoda göstereceğim. Belki insanlar için daha öğretici olur. Çünkü tezahür edemiyorlar Okay Bey. Yani o bölgedeki yerleşim birimlerini ve haritadaki mesafeleri tezahür edemedikleri için halen zannediyorlar ki işte Rusya ilerlemiyor falan zannediyor insanlar. Cem Bey, bir de şu var bu arada. Evet, Polonya başta olmak üzere ilgili ülkelerde yani yüz binlerce mülteciye ve önemli bir erkek nüfusuna da Ukrayna erkek nüfusuna ev sahip yapan bu ülkelerde zaten halihazırda epeydir önemli Ukrayna birlikleri, kritik Ukrayna tabur ve tugayları eğitimden geçiriliyor. NATO bünyesi kapsamında. Dronları, tedarikleri sağlanıyor. Bu birincisi. İkincisi zaten bu ülkeler en başta Polonya olmak üzere yani Doğu Avrupa'nın en toprak açısından en önemli ülkesi olduğu için toprak büyüklüğü ve kritik lokasyon itibariyle zaten NATO'nun batıdan gelen Almanya başta olmak üzere Almanya, Fransa vesaire NATO'nun ilgili silah tedariğinin, ağır silah tedariğinin hemen tamamı hepsi olması da Polonya'dan geçiyor. Geri kalanların da önemli bir kısmı Romanya'dan. Ve dediğim gibi tekrarlıyorum bu ülkelerde zaten on binlerce Ukrayna askeri eğitildi ve eğitiliyor. Aynı şey İngiltere'de, Baltık ülkeleri için de geçerli. Dolayısıyla bu özetin ez cümle daha doğrusu bu şu demek oluyor. Son tarihte o da Ukrayna'nın pekala bu ülkelerde bulunan halen bulunmaya devam eden yüz binlerce aktif erkek nüfusunu almak noktasında bu ülke yönetimlerini ikna etmek için kartları kuvvetli. Çünkü bunların da birkaç açıdan en az birkaç temel sebep itibariyle işlerine geliyor. Hem savaşın yürütülmesine yedek kuvvet sağlayacak olmaları itibariyle hem biraz da bu ilgili nüfusu beslemek daha da fazla beslemek zorunda kalmamaları için bu yükten biraz da olsa en azından kurtulabilmeleri için ve tabii ki son tarihinde onların batılı ve global kuratörlerinin deyim yerindeyse bunu böyle istediği için Rusya'yı ne kadar son tarihinde politik, askeri ve başka açılardan zarar verebilirlerse o kadar iyi olacağı için onların hesabı ve planları çerçevesinde. Dolayısıyla bu savaşın uzaması tabii ki hepsinin lehine, çıkarına ve beklentisinde. Dolayısıyla Ukrayna pekala son bir cümle kesin olmamakla birlikte tabii ki bu amacına ne derece ulaşıp ulaşmayacağı bana kalırsa benim naçizane tahminim bunun ihtimali yüksek önümüzdeki hafta ve aylarda. Anlıyorum Okay Bey. Yani kısacası Ukraynalı askerlerin bile kendi deyimiyle et gibi cepheye atacaklar ve kıyma kıyma olacak bu askerler. Çünkü bu askerlerin aralarındaki kendi deyimleri bizi et gibi atıyorlar deyimi. Siz de çok duyuyorsunuzdur muhtemelen bunu. Özellikle komutanlarına kızan askerler bunları söylüyor. Maalesef Rus gibi yani Rusça gibi büyük bir savaş makinesinin karşısına bu insanlar atılıyor. Sonlarının ne olacağını bile bile. Burada hamaset yapmıyoruz. Yani gerçekleri konuşuyoruz aslında. Yani bir devin önüne bir cüceyi çıkartırsanız ne olacağı baştan bellidir aslında ama maalesef insanlar bu şekilde bakmıyor. Halen olayın bir ülkeyi savunmadan ibaret olduğunu zannediyor. Fakat maalesef bu durum böyle değil. Cem Bey, seyirciler açısından şu çok enteresan bir örneği vereceğim. Bizzat şahit oldum gene. Gene birkaç hafta evvel Donetsk bölgesinin Şahtors kentine gitmiştim. Şahtors Donetsk'in doğu tarafında 60-70 km mesafede bir kent. Orada bir yurtta kalmakta olan henüz birkaç gün önce oraya sığınan Artemos'tan yani Bahmut'tan gelen mültecilerle görüştüm. Bakınız görüşme esnasında yanımda hiçbir yetkili yoktu bir. Yurdun herhangi bir yerine girdim. Orada ortak salonu televizyon izleyen kendi aralarında sohbet eden kişilerle görüşüyorum. Yani özel bir kabin de değil odaları da değil. Arkadaşlar sizlere şunu söylemek istiyorum. Okay Deprem kendisi çok iyi Rusça konuşan bir kişi ve Rusça konuşan bir insanı bu tarz mülteciler veyahut da oradaki vatandaşlar gördükleri zaman yabancı olarak çok fazla addetmiyorlar ve rahat rahat belirli bir dakikadan sonra rahat rahat konuşabiliyor gazeteciler, bu tür gazeteciler. Buyurun Okay Bey. Teşekkürler teveccühünüz. Onlara şunu sordum. Bakınız benim onlarla konuştuğum yurtta ki o tarihte gelmelerin üzerinden yani Bahmut'tan veya Artemos'tan çıkış yapmaları üzerine sadece 3 gün geçmiş. Çok taze. Peki dedim sizin tecrübeniz yani gözlükleriniz, gözlemleriniz, duyduklarınıza göre aylar boyunca Ukrayna ordusunun günlük kaybı ne? Ne konuşuluyor, ne deniliyor? Yani askerler cephesinden değil tabii kastettiğim siviller açısından. Bana kaç tanesi birkaç yüz dedi. Birkaç yüz rakamını verdi. Günlük Ukrayna ordusunun Artemos'un çevresinde kayıp. 200, 250, 300.
Yani bu bin küsur cephelik hatırlatalım tekrar izleyenler açısından. Bin küsur kilometreyi de aşmış bundan gelinen nokta itibariyle uzun cephe hattının onlarca muharebe kentinden sadece bir tanesinden bahsediyoruz. Tabii ki en önemli kent orada şu ana kadar toplamda bu arada Ukrayna ordusunun sadece oradaki kaybı 30 ile 40 bin arasında. Pardon 40 bine yakın. 40 bine yakın Ben sonrasında ciddi kaybı. sadece kuş uçuşu hesapladım o kaybı. 650 kilometreye tekabül ediyor. O da kuş uçuşu yani şeydi, karayolundan değil. Çok Evet büyük bir doğru. Kuş mesafe bu. oldu. Yani ayrıntılarıyla girdi çıkıntısı da çok daha fazla oldu tabii ki Evet. malum. Dolayısıyla yani geri kalan yerleri hesaba katınca günlük kaybı otomatikman artı eksi Ukrayna ordusunun ortaya çıkıyor. Bu korkunç bir rakam. Maalesef insanların nasıl kendini kandırdığını halen hayretle izliyorum, ezeple izliyorum. Ukrayna zafer kazanacak diye. Umarım bu hatalarından dönerler ve körü körüne yapılan bu savaşı, onlar tarafından yürütülen bu savaşın bir an önce durması için ellerinden geleni yapamasalar bile sadece sosyal medyada bu tarz tweetler, bu tarz efendime söyleyeyim yazılar yazmazlar umarım bu savaşı destekleyici. Okay, Ukrayna'da insanların şu evet. sormuş. Ukrayna'daki insanların ne kadar savaşa karşı olduklarını yani sayısız insanın bir başka çarpıcı örnek daha var kendi tecrübemden. Mesela Odessa'daki tanıdıklarımla görüşüyorum. Odessa kentinden pekala telefonla, mesajlaşmayla vesaire. Aynen bana şunu söylüyorlar. Erkeklerin hepsi evde oturuyor. Şu an sokakta bir erkek bile yok. Yani ama evde oturdukları vurgusu çok hakim. Tanıdığım kişisel olarak yakınlarım var. Dostlarım, tanıdıklarım. Onların kocaları, erkek arkadaşları, oğulları vesaire aylardır kapının dibine çıkmamı pahasına sokak kapısını evdeler. Yeter ki yakalanmasınlar diye sokak devreye gezenlere, Ukrayna ordusunun işte askeri alım ilgili memurlarına, görevlilerine 6 aydır evde oturanlar var. Düşünün bu Odessa kenti merkezinden bir manzarası. Buna inanıyorum çünkü ben Donetsk'e geldiğimde Donetsk'te bir kişiyi öyle tanımıştım. Donetsk'te de var böyle tipler. Tabii ki dünyanın her yerinde var. Mesela Rusya'dan 200 bin kişi göç etti. Gürcistan kapısı, Kazakistan'dan vesaire. Fakat 200 binin hepsi tamamen erkek değildi. Bunların yanında eşleri de vardı, çocukları da vardı. Ve rakamsal olarak 200 binin belki 100 bini, belki 70-80 bini erkekti. Fakat dünyada daha çok gündem olan Rusya'dan kaçan insanlardı. Ama kimse unutmasın ki Rusya 150 bin milyonluk bir ülke. Bunun Bravo. içerisinde liberal insanlar da vardır, milliyetçisi de vardır, efendime söyleyeyim aşırı milliyetçisi de vardır vesaire vesaire. Ama Ukrayna ile bir tutamayız çünkü Ukrayna'dan milyonlar kaçtı. Okay Bey, çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp değerli analizlerinizi anlattığınız için. Çok değerli çünkü sizin yaptığınız analizler. Orada her daim yaşıyorsunuz o bölgede. O bölgenin nabzını tutuyorsunuz. Her ne kadar televizyon üstünden çok özgür bir şekilde uzunca yayın yapamasanız da Telegram kanalı ve Telegram kanalından ve YouTube kanalı üstünden güzel işler çıkartıyorsunuz. Devamını diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Memnuniyetle ben teşekkür ediyorum tekrar davetinizden dolayı. Sağ olunuz. İyi yayınlar. Hoşça kalın.